Evet. Şimdi geldik fx eşittir x üzeri n fonksiyonuna. Burada n tabii ki tam sayı. İşte x üzeri 1, x kare, x küp ya da x üzeri eksi 1. Yani 1 bölü x gibi e, fonksiyonlar. Burada tabii ki çizerken bazıları bizim olmazsa olmazlarımız olacak. Yani mesela x eşit, e, n eşit 1 için n eşit 1 için fx eşittir x. Yani y eşittir x. Biz buna birinci açı orta doğrusu diyorduk. Bunun grafiğini artık adımı soyadığımız gibi bileceğiz. 2 verdiğim zaman n'e fx eşittir x kare en çok kullanacağımız grafikler 3 için fx eşittir x küp. Bu grafikleri çok kullanacağız. Bir de eksi 1'i verelim bir de fx eşittir 1 bölü x'in grafiğini de şekil olarak bilmekte fayda var. Bir sonraki kazanımda zaten bunları tek tek göstereceğiz. Bunların grafikleri çizilirken bunu x'lere ve y'lere değer vereceğiz. Yani örneğin x diyeceğiz y diyeceğiz şuraya x y şeklinde. Bu hangi fonksiyon için olsun mesela? f(x) htir, x için düşünelim. x sıfırken ya da negatiflerden başlayalım. 2 tane negatif -2'ye -2, y eşittir ikse -1'e -1, 0'a 0, 1'e 1, 2'ye 2. Zaten 4-5 tane nokta verdiğim zaman grafiğin şekli otomatikman ortaya çıkacak. Burada genelde işte dediğim gibi 2 negatif, 2 pozitif bir de 0'da nereden geçtiğine bakıp bu noktaları birleştirerek yaklaşık olarak bir şekil elde edeceğiz grafiklerde. Şimdi bir sonraki kazanıma geçelim. Bu grafikleri daha ayrıntılı bir şekilde çizelim. Kazanım 40'ta görüşmek üzere.